Sevgili boğa burçları, 2022 yılı kutlu olsun hepinize, hepimize. Bakalım ilişki açılımında neler var, neler yok, tek tek anlatacağım. 2022 yılı aziz boğalara, aziz dostlarıma, aziz boğalara derken aziz kartı zaten sizin kartınız. Nerede o aziz kartını göstereyim size arkadaşlar. Biliyorsunuz artık tarotu ezberlediniz, astrolojiyi ezberlediniz. Ne güzel yolculuklar yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Oturup birbirimizle uğraşacağımıza, bilinçaltına yolculuk yaparım. Rüyaların anlamını bilelim. Dedikodu yok ve hayata tutunma çabası var. İşte aziz kartı arkadaşlar. Bu boğa burcunun kartıdır. Daha önce de birkaç kez söz etmiştim. Aziz boğa burçları, inatçı boğa burçları, verimli boğa burçları ve hepsinden önemlisi kalbi temiz boğa burçları. Hadi bakalım 2022 senesinde neler var neler yok. Toprak grubunun değerli elemanları. Şimdi öncelikle bir ilişki açılımı için kartlarımı karıyorum. Eril dişil konuşturması arkadaşlar. Evet. Bakalım. Önce erkeğin kartlarını verelim arkadaşlar. Sonra dişi olana yönelelim. Bakalım. Kalbin ne diyor? İlişki ne durumda? Zihninden geçen neler, sonunda ne olacak? Ve şurası arkadaşlar, tek bıraktığım 3-6 kart var ya. Şuradaki tek kart ilişkinin rahman boyutu. Yani kadersel boyutu bize neler gösteriyor? Burası olumsuz çıkar, bakarsınız burada sürpriz bir kart olur. Allah tarafından kaderiniz değişir. Ya da ne bileyim meleklerin desteğiyle kaderiniz değişir ve şurada arkadaşlar şu şekilde koyuyorum. Burası ortak payda. Anahtar kartları da çözümü bize anlatıyor. Anahtar kartlarından bir tane seçiyorum. Şimdi boğa burçlarına soruyorum bakalım neler var. Önce dişiye soruyorum, ne durumdasın? İlişkin var mı yok mu? Platonik mi? Az mı çok mu seviyorsun? Neler olacak? Şöyle bir arkadaşlar, ilişkinin ortasına da bir olumlamasını yapalım. Sevgili Allah'ım, sevgili meleklerim, sevgili baş melek Şamuel, en doğru okumaları yapmamız için bilinçaltımıza mesajları gönder. Teşekkür ederiz. Evet, bakıyorum. Genel durum ne diyorum? Ay, boğa burcundaki kadın diyor ki boğa burcunda açılımda kılıç yedilisi, ben diyor gerçekten hep hayatıma giren çapkın erkeklerden bıktım. Her gördüğü kadının peşinden koşan erkeklerden bıktım ve şu an için dinleniyorum diyor. Birileri var etrafımda ama hep günübirlik diyor. Günübirlik ilişkilerden yorgunum, bitkinim diyor. Daha ne kadar tükenebilirim? Daha ne kadar sürdürebilirim diyor kadın. Bir hayli düşündürücü arkadaşlar. Ve şunu söylüyor arkadaşlar kadın. Benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir. Ve kadın o kadar çok ilişkilerden yorulmuş ki dostlar. Kendini geliştirmeye, kendini böyle Allah'a adamaya vermiş. İçindeki güzelliğe yönelmiş.
Artık her gün bir elbise giymekten, her gün saç rengimi değiştirmekten yorgunum. O beğendi mi? Bu ne dedi? Bu saçımı kahverengi seviyor. Ben niye sarıya boyadım? İşte ne bileyim, o mini etek giymemi istemiyor da ben niye uzun giyiyorum da? Ben mini etek giyeceğim de böyle bir erkek sıkıştırmış, kadın inatlaşmış. Bir sıkıntılı durumlar, bir kıskançlık durumları, erkek bir gözüküyor, bir kayboluyor ve kadın diyor ki ben artık ruhumu renklendiriyorum. Saçımı, yüzümü, gözümü boyamaktan yorgunum. Artık ruhumu yeşerteceğim ve yaşamı coşkuyla saracağım. Özgür irademle hareket edeceğim diyor. Erkek ne diyor arkadaşlar? Bak, erkek de kavga dövüş. Hep ilişkilerim kavgayla bitiyor diyor. Kardeşim sen de çapkınlık yapıyorsun demek yani, durduğu yerde kavgayla bitmez her ilişki. Kadınlar da durduğu yerde kavga çıkartmazlar. Bir şeyler yapıyorsun demek. Kavga dövüş var. Erkek sürekli kavga çıkartıyor ya da kadın sürekli kavga çıkartıyor. Arkadaşlar burada bir kavga ediyoruz diyor. Erkeğin şikayeti söz konusu. Ve diyor ki bana güven. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum. Ha, erkek karşı tarafın kendisini beğenmemesinden korkuyor. Ben diyor demir atacağım bu ilişkiye. Bakın görüyor musunuz? Demir atacağım bu ilişkiye ama korkularım var. Korkularımı yenemiyorum diyor. Korkularım var diyor arkadaşlar. Bir takım korkularla yüzleştikleri kesin. Bakalım kalpleri ne diyor arkadaşlar? Evet, kadının kalbinde bir mahkeme kurulmuş. Kadın diyor ki, bu üçüncü şahısları geride bırakırsak benim kalbim sana ısınacak diyor. Bakınız arkadaşlar, burada evli bir erkek de olabilir. Başka kadına aşık erkek de olabilir. Sürekli aldatan bir erkek olabilir. Bir aşk üçgeni var burada. Kadın aslında diyor ki ben kavga çıkartmam, kıskançlık da yapmam ama emin olamıyorum sen beni seviyor musun? Senin niyetin sadece ilişki veya cinsel haz alıp gitmek mi? Ben kendimi böyle günübirlik ilişkilerde harcayacak biri değilim diyor kadın. Görüyor musun? Çünkü diyor kadın benim ruhsal bir yönüm var diyor. Burada bir erk hayvanı var. Kadının güneşi selamlaması var, yaşamı kucaklaması var. Düşünceleri kıvrımlı, zeki bir kadın. Yani böyle beşinci boyutlara çıkıp gelen bir kadın. Arkadaşlar, bakınız kadının kökleri çok derinlerde, alt dünyaya yolculuk yapabiliyor. Diyor ki evrensel sevgi. Zerafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendimde yaratırım diyor arkadaşlar. İlahi sevginin yaratım süreci başlamış gözüküyor. Ve kadın bir hayli geliştirmiş kendini. Erkeğin kalbine soruyorum. Erkeğin kalbi diyor ki arkadaşlar, işte ben kalbimi iki kişi arasında bölüştürdüm. Erkek burada hiç iyi bir imtihan vermiyor arkadaşlar. Bir kişi hakkında inatlaşmam var ama ya evli bu adam, evliliğini bırakamıyor. Ya da aşık olduğu bir kadın var, onu bırakamıyor. Ya erkekte bir problem var. Erkekte bir düzgün olmama, açık olmama, netleşememe problemi var. Ve diyor ki çok şükür, bakınız çok şükür beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben diyor. Arkadaşlar burada erkek hoşnut aslında kadından ama bir takım dediğim gibi gizli hedefleri de var. Erkeğin gizli bir tarafı var. Bakalım o gizli tarafını bize açacak mı? Kadına soruyorum. Bu ilişkide karşına geldiğinde partnere ne diyeceksin diyorum. Sıfırdan yeniden başlayalım diyor. Çünkü bir küs bir barış ilişkiden yoruldum diyor arkadaşlar. Bir küs bir barış ilişkinin yerini her türlü iyiliğin almasını istiyorum diyor. Yeniden deneyebiliriz diyor. Ve o benim zihnimde bir heyecan uyandırıyor diyor. Heyecan ve
yeniden dene fikrini ortaya attırıyor diyor ve soruyorum arkadaşlar kadına şifa diyor. Dişil soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Arkadaşlar şimdi kadın aslında ateşli bir kadın. Hem ateşli bir kadın, yeri geldiğinde mesafeli bir kadın, yeri geldiğinde neşeli bir kadın. Kadın biraz neşeli, biraz asil, biraz özgür ama çokça ateşli bir kadın. Çokça ateşli bir kadın. Her role girebilen bir kadın. Neşesi devamlı olacak ve yaşama gücü çok kuvvetli bir kadın. Aynı yerde, aynı mekanda olmak istiyor ve ben seninle şifalandım diyor. Sen beni iyileştirdin diyor erkeğine. Evet, bakalım erkek ne diyor? Eril olan ne diyor? Hadi Eril, hazır mısın? Eril diyor ki arkadaşlar, ben yeni bir dünya yaratabilirim. Geçmişi geride bırakıyorum ama bana biraz düşünme süresi ver. Arkadaşlar Eril düşünme süresi istiyor. Düşünmek istiyor. Bakalım düşündüğünde neler çıkacak ağzından. Herkes gitsin, sen gitme. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim. Sevgiye ve şefkate alışık değilim. Beni böyle kabul edebilir misin? Ha, kadına diyor ki, herkes gitse de sen gitme. Ben herkesten gittim ama senden gitmeyeceğim diyor Boğa burcu. Kalıcı bir ilişki gözüktü. Herkes gitse de ben senden gitmeyeceğim diyor. Ve burada arkadaşlar gerçekten birlikte aynı düşünceye sahip iki insanın, aynı görüşe sahip iki insanın telepatik bağ kurarak birlikte oldukları görülüyor. 3 gün, 3 hafta, 3 ay veriyor. Ve Mart ayından itibaren ilişki şifalanıyor. Ve ben bu ilişkiye imza atarım diyor. Kesinlikle arkadaşlar, boğa burçları, ilişkileriniz şifalanıyor. Yeni doğuşu yaşayacaksınız. Karanlıklarınız aydınlığa çıkacak 2022 senesinde. Bakıyorum. Sistem ne diyor? Evet, biraz da uzaklardan bak diyor olaya. 2 aydır ya da 2 yıldır çektiğin sıkıntılı süreçler sona ermiş. 2022 yılı sana biricik bir insan olmanı getiriyor ve güven dolu bir ilişkiyi vaat ediyor diyor. İlahi sistem onu vaat ediyor ve hazine sandı. Talih kuşu sana beklenmedik şekilde yeni bolluk getiriyor. Arkadaşlar, maddi bolluğun iyileşmesiyle beraber bakınız hazine gibi bir ilişkiye sahip olacaksınız. Aslında kadın erkeğe diyecek ki sen benim hazinemsin. Erkek kadına diyecek ki sen benim en değerli hazinemsin. Yani kadın bir adım giderse erkek bu ilişkide iki adım gidiyor. Tutku var bu ilişkide. Arkadaşlar, kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen bir insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver, lal taşı kullan. Ateş renkleri işte arkadaşlar. Bakınız, kınalı bir saç, oranj bir ev döşemesi, oranj rengi ev döşemesi, kızıl saçlar, kınalı saçlar ve ateş ne diyor? Böyle kiremit rengi, kırmızı, lal, pembe ve her türlü kırmızının tonu girer bunun içine. Kırmızıya ağırlık ver. Acilen haberlere ihtiyacın var diyor Boğa burcu da. Hani desin. Çok güzel çıktı. Ben gerçekten içgüdülerime ve bakış şeklime güvenerek aşkta yeni başlangıçlar ve iyileşmeler görüyorum. İlişki babında şifalanıyorsun aziz dostum. Arkadaşlar, bana ulaşmak isterseniz numaram 0546 481 3506'dır. Lütfen yorum kısmına bir emoji bırakınız. Beğeni tuşuna basınız. Abone olunuz. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Hepinizi seviyorum. Baştan sona hepiniz benim böyle aşkımsınız. Yüreğimde en büyük sevgimsiniz. İşimi severek yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. 2022 yılı aşk, sevgi ve muhabbet dolu olsun efendim. Kalbinizden geçenler şifa bulsun. Her türlü negatif enerji ve bizi negatif hissettiren ilişkiler son bulsun. Yerine yeni bir dönüşüm, değişim ve kutlu.
kutsal değişim bizimle olsun. Hoşça kalın efendim.